çocuklar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte yaşamsal beceriler dersimizde tohum çimlendirme etkinliği yapacağız. Hazır mısınız? Harikasınız. Çocuklar, insanlar ve hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bazı şeylere ihtiyacı vardır, değil mi? Evet. Bitkiler de canlı oldukları için, yaşamlarını sürdürebilmeleri için bazı şeylere ihtiyacı vardır. Peki bunlar nelerdir? Evet, hava. Evet, su. Harikasınız. Evet, güneş. Ve son olarak, evet, toprak. Toprağa ihtiyacı vardır. Çocuklar, peki siz hiç tohum gördünüz mü? Ben bugün sizler için buraya tohum getirdim. Birlikte çimlendireceğiz. Çocuklar, tohum toprağa düştüğü an macerası başlar. Topraktan besin ve su ihtiyacını karşılar. Daha sonrasında kökleri toprağın derinliklerine doğru ilerler. Topraktan kökleriyle besin ve su ihtiyacını yeniden karşılar ve toprağın üstüne gün ışığına çıkar. Biz de şimdi sizinle birlikte tohum çimlendirme etkinliğimize başlıyoruz. Çocuklar, ben sizler için daha öncesinde tohumumu çimlendirmiştim. Sizlere göstermek için bugün buraya getirdim. Şimdi sizlere malzemelerimi sayacağım. Ben sizin için yumurtamın içini boşaltıp saksı ihtiyacımızı karşılaması için yumurtamı getirdim. Dengede durması için plastik bir kapak getirdim. Tohumumu getirdim. Tabii ki ihtiyacı olan suyu, ihtiyacı olan toprağı getirdim. Dengede durmasını sağlaması için kapağımızı yapıştırmak için yapıştırıcımızı getirdim. Ve gözlerini, ağzını çizmek için 2 adet kalem getirdim. Hazırsanız başlayalım mı? Haydi başlayalım. İlk olarak yumurtamın kabının içine biraz toprağımı döküyorum. Yeterli mi? Biraz daha dökeyim, haklısınız. Döküyorum. Şimdi biraz tohumdan döküyorum. Tohumumu döküyorum, macerası başlayacak artık. Evet. Şimdi biraz su döküyorum. Hadi siz de bana yardım edin çocuklar. Birlikte dökelim. Biraz sanki toprağı az geldi. Ben biraz daha toprak dökeceğim. Evet. Peki. Şimdi yumurtam dengede durmadığı için birlikte su kapaklarımızı yapıştıralım mı? Sizler isterseniz bardak ya da minik saksı da kullanabilirsiniz. Haydi birlikte yapıştıralım. Yapıştırıcımın kapağını açıyorum. Ve su kapağıma sürüyorum. Şimdi yapıştırıyorum. Bakın artık dengede durabiliyor. Şimdi birlikte yumurtamıza bir göz çizelim mi? Ama sizler de bana yardım etmeniz gerekiyor. Haydi başlayalım. Evet. Gözlerin içini çiziyorum. Peki neyi eksik? Ağzı. Hadi hep birlikte kırmızı kalemim ile ağzını çizelim. Biraz daha. Peki şu an neyi eksik? Saksımızın, evet, burnu. Burnunu da çiziyorum. Kirpiklerini de birlikte çizelim. Harika. Çocuklar, tohumumuz macerasına başladı artık. Şimdi birlikte
büyüteceğiz bu tohumlarımızı. Çimler çıkacak. Sizler isterseniz kuaför olup çimlerinizin uzadıkça saçlarını kesebilirsiniz. Bu etkinlikte bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz çocuklar. Anne Çatı.